Hilmi Usta. Bu benim sipariş ettiğim parçalar geldi mi? Geldi geldi. Bir iki bir şey geldi. O arkada onları. Güzel. Çok oyalandım Hilmi Usta, çok. Gerekirse gece gündüz çalışacağım. Bu co-pilotluktan sonraki ilk yarışlara benim canavarı hazır etmem lazım. Ya oğlum, bu co-pilotluk da sana yakışmadı be oğlum ya. Bizim de elimizde avucumuzda bir şey yok ki sana yardımcı olalım. Seni şu co-pilotluktan vazgeçireyim yani. Ah be Hilmi Usta'm, laf mı şimdi söylediğin? Ya sen bana elinden gelenin fazlasını yaptın zaten, sağ ol. Ya bana çatını açtın. Arabamı bitirmem için yardımcı da oluyorsun. Yeri geliyor kayınpederim de oluyorsun. Söyletme şimdi. Daha ne yapacaksın? Sağ ol. Ateş oğlum, ben arabayı teslim etmeye gidiyorum. Tamam tamam, eyvallah. Ha, bu parçalar neredeydi abi? Arkada arkada. Tamamdır. Ayşen kızım, hoş geldin. Hayırdır? Hoş bulduk İlmi amca. Ateşe bakmıştım ama. Aa, bu üstünü değiştiriyor galiba. Hı. Şimdi gelir o. Ateş! Ateş, sen beni neden görmezden geliyorsun? Hayırdır? Ayrıca neden kaçar gibi gittin? Kim gitti? Ben mi gittim? Ayşen, aslında sen bir triplere girdin. Uğur'a teşekkür bile etmeden çıkıp gittin. Aa, ben mi yaptım öyle bir şey ya? Ben kıskanç mıyım Ateş? Ayşen, sen iyi misin? Ben sana biraz önce kıskançsın mı dedim? Demedin. Demedin ama ima ettim. Ben anlamadım mı Ateş? Anladım ben. Ayrıca sen bana neden böyle davranıyorsun ya? Bunca zaman bir hayalin peşinde koşup vaktimi boşa harcadığımı anladın mı o yüzden? Öyle mi? Bir dakika, bir dakika. Yani sen bütün bu yaşadıklarımızı zaman kaybı olarak mı görüyorsun gerçekten? Ayrıca yani bu kadar Ayşen, bak benim sana gece anlattıklarım bir kulağından girmiş, ötekinden çıkmış anlaşılan. Herkesin derdi kendine büyük Ayşen. Tamam mı? Benim de derdim bu arabayı bir an önce hazırlayıp yarışlara sokmak. Kaybettiğim itibarı geri kazanmak. Şimdi başka bir şey yoksa izninle değerli vaktimi arabamla ilgilenerek geçirmek istiyorum. Efendim Uğur'cum? Ha bu şey sahildeki restoran mı? Hani hep gittiğimiz. Keşke herkes senin kadar ince düşünebilse. Tamam tamam. Akşam görüşürüz. Evet Ayşen Hanım. İşte böyle. Kaçan balık büyük olur, kaçamayan ızgara. Sen bana aşkını itiraf edene dek böyle gelip gelip gideceksin yanıma. Gençler! Bir yardım edin Ateş abinize de şu arabayı içeri alalım hadi. Kendin ettin, kendin buldun Ayşen. Ne demişler? Fazlamaz aşık usandırır demişler. E çocuk da usandı da bir ne yapsın? Bir de Uğur'un gelmesiyle hop aklı kayıverdi. Of Allah'ım, ben ne yapacağım ya? Kendi kendine konuşmayacaksın. Gidip yüzüne söyleyeceksin Ayşe. Hadi kızım. Yasemin. Ateş. Bu bakış. Hah, buldum. Bu bakışı nerede, kimde görsem tanırım Yasemin. Yani? Yani kesin bir şey isteyeceksin benden. Çok net. Aferin, bildin. Akıllı ortağım benim. Birazcık borç para isteyecektim. Para mı? İyi de Yasemin, bende para yok ki sana borç para vereyim. İşte en son olan paraya da dün gece el koydun sen, hatırlarsan. Oğlum, ben o paraya senin için el koydum. Yani kötü günlerimiz için. Şimdi o paranın içinden birazcık borç istiyorum. Yaseminciğim, istersen paranın hepsini alabilirsin. Bu kadar şeyden sonra sana borç sayacak halim yok. Hadi. En kısa zamanda geri ödeyeceğim. Bak hala. Yaseminciğim, aşk olsun. Karı koca arasında borç mu olurmuş yani şimdi? Aşk olsun. Hem sen ne yapacaksın bu parayı? Söyle bakayım. Emin abinin antikacısında kafe açacağım. Ya Yasemin, sen delirdin mi?
Yo. Bizim bir an önce para kazanıp buradan gitmemiz lazım diyorum. Sen hala burada kafe açacağım diyorsun. Ateş. Hı? Bak bir şey olmuş. Çok kötü bir şey olmuş. Anlat, ne oldu? Bir şey olmadı Yasemin. Ya biz seninle defalarca bu yüzden kavga etmedik mi? Hı? Asıl sen şimdi niye bundan vazgeçiyorsun onu söyle bana. Kendi mutfağım olacağı için tabii ki de, neden olacak başka? Yok, ben sana derdimi tam olarak anlatamadım galiba. Burada çok fazla kalmayacağız, tamam mı? Kendini kaptırma. Bizi burada bağlayan hiçbir şey yok artık. Mutfağını da başka bir yerde açarsın. Ben çok yoruldum buradan ya. Artık burada kalmak istemiyorum. Yasemin, ruhum çekildi benim. Yeter, yoruldum ya. Oğlum, sen burada fazla mı benzin kokluyorsun? Ne yapıyorsun ya? Tamam ya, öf. Bari gidene kadar açayım. Dükkanı mı? Harika fikir, biliyor musun? Aç dükkanı. Aç, arkandayım, destekçiyim. Hadi git. Hadi, işim var Yasemin. Buna fazla benzin koklatmayın ha, gitmiş bunun kafa. Gayet güzel olmuş Ayşen'cim. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Ay Muazzez Hanım. Efendim? Biz ailemle küçük bir yer açtık da. Eğer izin verirseniz burada satın ben 2-3 kıyafeti oraya götürsem. Belki satılır. Tabii Ayşen'cim. İstediğini alabilirsin. Önemli olan markamızın satılmış olması. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Of, bu saate kadar 50 kere araması lazımdı ya. Bence çok yakıştı. Ateş, bu ne? Demir bizim çiçeğimizi atınca... Bizim çiçeğimiz mi var? Aşk olsun Ayşe. Var tabii. Bak, papatya. Şimdi sen hiç seviyor sevmiyor yapmaya kalkma. Çünkü hepsi seviyor çıkacak. Kontrol edin. Ayşe. Ateş. Ne Ateş abla? Çay getirdiydin. Ateş mi lazım sana? Ha yok. Ateşim var gibi hissettim de ben. O yüzden içmeyeceğim. He iyi, geçmiş olsun. Sağ ol. Ayşen iyi misin sen ya? Kızım delirdin iyice, kendine gel ya. Uf. Arasam mı acaba? Aramak da olmaz şimdi. Mesaj atayım. Hadi Ayşen. Biraz konuşalım mı? Madem yüz yüze olmuyor, belki böyle daha kolay olur. Hah, gördüm. Yazıyor. Yazıyor. Yazıyor da bu kadar uzun ne yazıyor acaba? İşim var. Ellerim yağlı. Yuh, benim de işim var o zaman.